الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتلت Hangi suçundan dolayı öldürüldü? Ve kâle Allahu Teâlâ fî kitâbihil kerîm ve lâ taktulû evlâdekum haşyete imlâ. Çocuklarınızı açlık korkusuyla ölüme mahkum etme. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Aziz dostlar, bugün 11 Recep 1433 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi burada cem ettiği gibi yarın hesap gününde hesabını yüz akıyla verip cennetinde cem olanlardan eylesin. Rabbim bedenlerimizi cumalarda, camilerde, cemaatler içinde topladığı gibi duygularımızı, düşüncelerimizi, dağılmış enerjilerimizi de toplasın. Rabbim büyük ailemizin kayıp çocuklarını İslam'ın öz yuvasında toplasın inşallah. Amin. Ya Mu'in. Fesübhanallah. İnsanoğlu ne garip değil. Şu insanoğlunun garipliklerine payan olmaz. Saymakla tükenmez. Çocuksuzlukla imtihan olur. Bir çocuk sahibi olmak için servetler harcar. Yapmadığını koymaz. Gitmediği kalmaz. Başvurmadığı hekim bırakmaz. Neler 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 yapar ki bir tek çocuğum olsun diye. Ve insanoğlunun garipliğine bakınız ki çocuğu olur, çocuğunu hem de anne rahminde katleder. İnsanoğlunun garipliklerinden değil de nedir bu? Siz buna nasıl bir anlam verirsiniz? Öncelikle hayata saygı göstermek lazım. Hayat saygıyı hak ediyor değil mi? Bir otu, bir ağacı
bir bitkiyi sebepsiz yere koparmamızın hayata edepsizlik olduğunu biz İslam'dan öğrendik. Peki, hayatın en asil varlığı olan, şeceratül kevnin meyvesi olan, kainat ağacının asil meyvesi olan insanı dalından koparmanın, kökünden sökmenin vebali ne olacak? Buna ne demeli? Biz ki bir hayvanı dahi hunharca boğazlamaktan nehyolunduk. Biz ki bir hayvanın canını alırken dahi Allah adına almakla emrolunduk. Zira hayat muhteremdi. Muhterem olan hayata ihtiramımız, hürmetimiz gereği bir hayvanı dahi öldürürken Allah adına ancak öldürebilirdik. Zira ona hayatı veren biz değildik. El hay olan Allah'tı. Böyle bir dinin salikleri nasıl olur da şeceratul kevnin varlık ağacının en soylu meyvesi olan insanı kökünden acımasızca koparır? Biz böyle değildik. Bizler demek ki üzerinden tank geçmiş zihinlere sahibiz. Demek ki yüreklerimizin, akidelerimizin, edeplerimizin, ahlaklarımızın üzerinden hayli tank geçmiş. Yani hayli ezilmişiz, hayli büzülmüş ve bozulmuşuz ve dumura uğramış zihinlerimiz. Dumura uğramış, felç olmuş düşünme melekelerimiz. Onun içinde Müslüman toplumların içerisinden bile böyle yüzdelerle ifade edildiğinde dudaklarımızı uçuklatacak kadar yüksek sayıda çocuk cinayeti çıkabilmekte. Esasen siyasilerin bazı şeyleri neden bazı zamanlarda gündeme getirdiklerine benim aklım ermez. Doğrusu bununla ilgilenmem de. Onların bir hesabı olabilir veya olmayabilir. Fakat söz için vesile lazım. Likulli makamin makal. Her sözün de bir makamı vardır. Her makamın bir sözü olduğu gibi. Dolayısıyla söz makamına gelmişken bu konuda nereden bakmalı, nasıl bakmalı, nasıl görmeli suallerine cevabımız olmalı. Zira biz Kur'an'la inşa olan müminler, unutmamalıyız ki Kur'an'ın hayata dair bir alan olup da boş bıraktığı bir alan yoktur. Onun için Kur'an formüller verir. Bir formül bin problem çözer. Bu konuda da verdiği formül bellidir. Ve özellikle sunduğu örnek bellidir. Cahiliyenin bir adeti vardı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Bu adet çok eski ve geçmişe dayanmaz idi. Yaklaşık Efendimiz'den 150 yıl önce Suriye taraflarında bir Arap başlatmış bu adeti. Hatta başlangıcını da biliyoruz. Bir reis, iki kabile, iki site devleti diyelim, birbiriyle savaşıyorlar. Lahmiler, savaştıkları reisi, kabile reisini yenince, kabile reisinin tüm çoluk, çocuk, kadın, genç, kız, ihtiyar neyse alıp götürüyorlar. En sonunda iki kabile arasında, iki devlet arasında barış yapılıyor ve lahmiler esir aldıklarını bırakıyorlar. Fakat bıraktıklarında reisin kızı orada bir erkeğe aşık olmuş. Lahmilerden bir erkeğe. Gök gitmiyor, dönmüyor bırakıldığı halde. Vay sen misin dönmeyen? Ondan sonra kızları diri diri gömme adeti başlıyor. Ne garip değil. Ne garip.
İnsanoğlunun gariplikleri çok da Arapların gariplikleri biraz daha çok. Hani öyle diyordu ya mütenebbi. Kem zâbi Mısra kesîrun minel mudhikâti velâkinnehu dıhkun kelbukâi. Şu Mısır'da öyle gülünç işler, gülünecek işler var ki o gülünç işlere gülmek yerine ağlarsın diyor. Yani öyle gülmektir ki bu ağlamaktan beter diyor. Evet. وَلَاكِنَّهُ دَحْكُنْ كَلْبُكَ Öyle bir gülmek ki ağlamak gibi. Onun için böyle bir şey, işte böyle başlayan adet giderek yaygınlaşıyor. Bunun iki gerekçesi var. Biri açlık korkusu, biri de bu gerekçeye bağlı olarak namus korkusu. Aç kalır, namusunu satar. Ahlak. Ama hasta bir ahlak korkusu. Yani düşünebiliyor musunuz? Esasında ahlakını savunmak için, kızının ahlakını savunmak için kızını öldürüyor. Diri diri toprağa gömüyor. Bu neyi savunmuş oluyor? Hani görünmekle olmak arasındaki fark demiştim ya. Aslında bu ahlak için bir şey yapmıyor. Ahlaklı görünmek için bir şey yapıyor. Görünmek için bir şey yapıyor. Yani kızım beni rezil etmesin diye kızını öldürüyor. Yani ahlaksız olmaktansa kız evlat katili olmayı tercih ederim. Veya işte ahlaksızın kızı. İyi de senin kızının yaptığından Allah eğer vazifeni yapmış, gereğini yapmış, çıkarmış, efendim yoluna yollamışsan, gereği gibi babalığını, analığını yapmışsan Allah seni sormaz ki. Allah senden sormaz ki. Kenan'ın hesabını Nuh'tan sormaz ki. Dolayısıyla vazifeni yaptın mı sen ona? Onun için Kur'an'da bu hadiseler anlatılır. Neden? Hazreti Nuh gibi bir peygamberin, Kenan gibi bir kafir oğlunun kıssası anlatılır derseniz, işte bunun için neden Azer gibi bir put yapımcısı babanın İbrahim gibi bir oğlu anlatılır derseniz, işte buradan وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse hiç kimsenin yükünü çekmez bu manada. Ama yetiştirmekle mükellef olduklarınızdan sorumlusunuz. O bakidir, ayrı bir hadisedir. Zaten bu ikisini birbirine de karıştırmamak lazımdır. Bu manada bölgeye gelen adet maalesef bir kız çocuğu katliamına dönüşmüştür yer yer. Öyle ki bugün Binbaz Mescidi diye bildiğimiz bir mescit vardır Mekke'de. O mescidi Mekke'yi gezenleriniz bilir. Mekke'nin en efendim çukur yeri, en vadisinde. Bugün ora koca bir caddedir. Büyük bir çift yönlü caddedir. O caddenin olduğu yer kız çocuklarının diri diri gömüldüğü yerdi. Her yerde böyle müstakil yerler tayin ve tespit edilmişti. Çünkü her yere gömemiyorlardı, taştı, kazamıyorlardı. Kum olan yerlere gömüyorlardı. Mekke'nin kum olan sathı da orasıydı. Dolayısıyla orada kaç çocuk, kim bilir kaç çocuğun ahı var. Kim bilir kaç yavru orada ahu enin ile diri diri bağırarak gömülmüştür. Bu gömme işlemi de şöyle gerçekleşirdi. Kız çocuğu, yani öyle ki cahiliye Arapları kendilerine has bir mürüvvet anlayışına sahipler, yiğitlik ve insanlık anlayışına. Çocuğu doğar doğmaz öldürmüyor. O canilik sayılıyor. Efendim. Yani çocuk büyüyor. Yani onu canilik sayıyor. Çok ilginç. Adam pire ilacı satıyormuş. Demiş ki, tut pireyi, sık gözüne, eğer öldürmezse gel paranı iade edeyim. Demiş ya, pireyi tutunca ben öldürürüm. Niye efendim öyle olsun? O zaman günah olur diyor. Herhalde o zaman günah olur diye düşünüyorlardır. Yani madem öldüreceksin, büyümeden bari, gözü açılmadan, daha fazla efendim acı çektirmeden anasına. Ama anası o acıyı kız doğduğu zaman başlar çekmeye. Kız doğumunu haber aldığında ananın içine evlat acısı düşer. Ana 6-7 yıl o acıyla yaşar. 4 ile 6 yaş arasında genellikle yapılıyor bu uygulama. Öyle efendim yürüyecek çağa geldiğinde
elinden tutuluyor. Amcalar genellikle, bazen baba da oluyor. Dayıya gidiyoruz. Adı budur öldürmeye götürmenin. Çocuğun elinden tutuyorlar, dayıya gidiyoruz. Efendim, annenin halini bir düşünebiliyor musunuz böyle bir durumda? Yani bir evlat bir kez ölür de anne kaç kez ölür? Bir anne, efendim. Ve çocuğun elinden tutuluyor, önceden kazılmış olan çukurun başına götürülüyor. Dayı işte bu kuyunun içinde diyorlar çocuğa. Çocuk dayı diye çağırarak kuyuya yürürken, efendim çukurun açılmış çukura, çukurun içine arkadan getirenlerden ya babası ya amcası itiveriyor ve üstüne başlıyorlar kürekle çöl kumunu itmeye. Yavru aşağıda bağırıyor, çırpınıyor, hatta elini çıkarıyor. Hazreti Ömer o eli hiç unutamıyorum demişti. Bizzat görmüş. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu da ayrı bir mesele. Neresinden bakalım? Şimdi insan nasıl değişebilir? Aslında bu bunu da gösteriyor değil mi? Ve aslında ilkeler, değerler, yani Allah bizi nasıl adam ediyor onu da gösteriyor. Vahyin, vahye ne kadar büyük şey borçluyuz onu da gösteriyor aslında. Efendim. Şimdi cahiliyesinden bakarsanız evlat katili. İslam'ından bakarsanız aziz, kerim, insanlık efendim modeli bir insan. Hangi Ömer'e bakacaksınız şimdi? Hangi Ömer'e? Mesele bu. Nereden baktığınız çok önemli. Şimdi biri kalkıp da Ömer deyince aklına ha şu evlat katili mi diye söylerse bu adalet olur mu? Bu hak olur mu? Bu olur mu? Bu yakışır mı? Ama bugün birçoklarının yaptığı inan bu. Sen bunu Ömer'e yap desen senin üstüne yürür. Fakat kendisinin sevmediklerine yaptığı budur. Allah'tan kork be. Allah'tan kork. Değil mi? Allah'tan kork. Bunu burada bırakıp yeniden mevzumuza dönelim. İşte böyle bir acı. Tabii bu acı ve bu sancı aynı zamanda bir toplumsal, sosyal bir imtihan. Bu içtimai imtihanı verenler var, veremeyenler var. Çok büyük bir acı. Kim bilir belki karanlık ne kadar koyu olursa aydınlığın değeri de o kadar iyi anlaşılır. Bu karanlığın bu kadar koyu olmasının sebebi doğacak vahiy aydınlığının iyi anlaşılması içindi. Bilmiyoruz ilahi hikmeti nedir arka planında ama mutlaka o manada bir hikmet okuması da yapmak lazım. Bu ortam içerisinde hiç şüphesiz kamu vicdanını temsil eden vicdanlar da çıkıyordu. Bunlardan biri Sa'sa bin Naciye'dir. Sa'sa bin Naciye mümkündür ki anasına nispetle, bazen babaları belli olmadığı için anasına nispet edilirdi insanlar. Bazen de anneleri babalarından çok daha meşhur ve soylu kabileye mensup olduğu için nispet edilirdi. Sa'sa bin Naciye, niye Naciye'nin oğlu Sa'sa dediler bilmiyorum. Naciye kurtaran demektir. Belki de eylemi, fiili adı oldu. Yani ana adı gibi anlaşıldı. Böyle de olabilir. Neden kurtaranın oğlu oldu? Çünkü diri diri öldürülmek için hazırlanan çukurların başına götürülen çocukları kurtarmaya kendini adamıştı bu yiğit adam. Bu da cahiliyenin çocuğu. Bu da cahiliyenin çocuğu. Demek ki vicdan, vicdandır. Demek ki fıtrat işte. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Fıtrat Müslümandır. O fıtrat Müslümanlığını bozmamış bir yiğitle karşı karşıyayız. Yani hani her zaman bu fakir hatırlatır ya, huden lil muttakîn, takven lil muhtedîn değil diye. Yani takva hidayetin zeminidir, hidayet takvanın değil. Hidayete sizi takvanız ulaştırır derim ya. Peki hidayete ulaşmamış adamın takvası mı olur diyeceksiniz. Olur ya. Hidayetten önceki takva sorumluluk bilinciyle davranmaktır. Sorumluluk bilincidir.
sorumlu ahlaktır. Onun için sorumlu davrananın davranışı hidayetten önceki takvadır. Bu davranış onu hidayetin kapısına getirir. Yani hiç kimsenin ihtidası, hidayeti tombaladan çekerek olmaz. Bir sebebi vardır. Durup durduğu yerde hidayete kavuşulmaz. Yani Allah beni çekmiş, Allah salladı, 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 elini attı, ben çıktım. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hiçbir şey tesadüf değil. Ve Rabbimiz asla keyfi iş yapmaz. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünneti vardır. Allah'ın adeti vardır. Allah'ın uygulaması, Allah'ın davranış yasaları vardır. Bunlar değişmez. Hidayetin de yasaları vardır. İşte bu çerçevede düşündüğümüzde Sa'sa bin Naciye'yi bir Müslüman vicdan olarak görüyoruz. Henüz daha İslam da yok ortada. Ama bu adam cahiliyenin çocuğu, bir yerde bir çocuk gömülecek duyuyor, gidiyor, koşuyor, işini gücünü bırakıyor ve çocuğu gömecek olanlara size diyor hamile iki deve. Şimdi hamile deve deyince orada durun. Şimdi biz bir bedevi olsaydık hamile devenin ne olduğunu bilirdik. Onun için Hac suresinin girişinde kıyametin dehşeti anlatılırken hamile develerden söz edilir. Onun için ve izel işaru uttilet. Evet. Yani develer terk edilecek. Bir Arap ölüyor olsa devesini terk etmez, hamile devesini. Çünkü o çifte zenginliktir. Yani onda bir deve daha var. Ve o daha kaç deve verecek kendisine? O Mercedes fabrikasıdır onun için. O Mercedes fabrikası. Dolayısıyla hamile deve, iki hamile deve der sana. Ve onu duyunca adam al götür, ne yapacağım, zaten gömecektim der ve alır. Tam böyle 360 çocuğu kurtarıyor. Bunu nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? Peygamberimize geliyor bu adam. Bu adam uzun yaşıyor. Efendimiz peygamber gönderildikten sonra da yaşıyor. Geliyor, Müslüman oluyor. İslam'ı da güzel oluyor. Ve bir gün Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, ben Sa'sa bin Naciye. Cahiliyede böyle, böyle, böyle yaptım. Peki, ben o zaman da Allah'ı, yani işte herkes gibiydim, putlara tapardım, inanırdım. Ya Resulallah, bana bir ecir var mı diyor. Bundan dolayı Efendimiz'in cevabı, eslemte alâ mâ eslefte aleyh. Sen geçmişte yaptıkların yüzünden Müslüman oldun. Eyvallah. Dolayısıyla işte bu. İşte bu. Biz bugün kürtaj adı verilen bu uygulamaya, bu cinayet gibi uygulamaya baktığımızda modernlerin garip garip cahiliyeleri var. Cahiliyeyi biz cahiliyede kalmış zannederiz. Oysa ki değil. Kur'an'da cahiliyetil ula der. İlk cahiliye. Demek ki cahiliyenin ikincisi de, üçüncüsü de, dördüncüsü de olacaktır ki Kur'an böyle bir kavram kullanır. Dolayısıyla bu kaçıncı cahiliye bilmiyorum ama modern çağın bir cahiliyesi var. Ve modern çağın cahiliyesi daha garip bir cahiliye. O cahiliye insanları küçükken öldürmezlermiş ki bu kadar da hunharlık olunmaz diye. Efendim, ama daha doğmamış, annenin karnında olan bir yavruyu öldürmek de nasıl bir şey? Tabii ki meşru bir gerekçesi olmaksızın, onu da söyleyelim. O meşru gerekçeler de malumdur. Zaten ilgili yerlerde görülebilir. Bu manada bugün veya gelecekte veya geçmişte insanoğlunun topluca yaptığı bazı kıyımlar vardır ki
bu kıyımlara tumturaklı gerekçeler bulmuştur. Fakat hiçbir cinayet bulduğumuz tumturaklı gerekçelerle cinayet olmaktan çıkmaz. Allah'a onun hesabını veririz. Bu aynı zamanda toplumsal bir belaya da dönüşebilir. Biz başımıza gelen kimi sosyal felaketlerin, ahlaksızlığın yaygınlığı, terör, şu, bu, bazı felaketlerin özünde işlediğimiz ve tumturaklı gerekçeler bulduğumuz bu bazı yaygın günahların olup olmadığı hakkında ne biliyoruz? ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karalarda ve denizlerde fesat çıktı diyen Rabbimiz doğru söyledi mi? Sadakallahu azim. Doğru söyledi. Siz ciddi mi zannetmiştiniz bu güruhu doğuda bir yerlerde töre cinayetleri işleniyor diye bangır bangır bağırırken siz bunların insanı mı savunduğunu zannettiniz? Samimi olduklarını mı düşünüyordunuz? Şimdi de bizim cinayetlerimize dokunmayın kampanyaları açıyorlar. Siz bunların insanı savunduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Yani töre cinayetine çıkardıkları seslerin gerçekten insanı savunmak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. Allah'a karşı gelebilecek hiçbir bahaneyi ıskalamıyorlar. Orada da aslında farklı bir niyetleri var. Kim savunabilir töre cinayetlerini? Aynı mantığın bir ürünü değil mi? Al onu vur buna. O klasik cahiliye, bu da modern cahiliye. Öyle değil mi? Erkek yaparsa elinin kiri yu gitsin, kadın yaparsa vur gitsin. Efendim, bu da cahiliye. Başka nedir? Bunu kim savunabilir? Savunamaz, savunamamı ya da onların derdi bu değil ki. Onların derdi zinama dokunma. Evet, evet, bu. Bunu böyle açıkça söyleyenleri var. Ama çoğunluğu söylemiyor. Onların derdi zinama dokunma. Orada da öyle. Zinama dokunma da neye dokunursan dokun. Yeter ki sen benim zinama dokunma, ben anne karnında çocuklara dokunurum, biçerim onları. Efendim, mesele bu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Esasında beş emniyet, beş emanettir. Akıl emaneti, din emaneti, can emaneti, mal emaneti, nesil emaneti. Bunlar emanettir Allah'ın. Nesil emaneti. Bu emanetler çerçevesinde tüm İslami yasakları anlarız. Allah'ın koyduğu tüm yasakların hikmeti bu emanetleri korumak içindir. Zina yasağının hikmeti de nesil emanetini. Nesil emaneti deyince bizim aklımıza sadece ve sadece nesil emniyeti, işte nesil karışmasın. Bakın, kim bilirdi ki bir gün insanlığın önünde böyle bir sayfa açılacak ve binlerce, on binlerce, yüz binlerce bebek anne karnında ciyak ciyak bağırarak parçalanacak. Bence neslin karışmasından daha vahim bir nesil emniyeti olgusuyla, ihlal olgusuyla, durumuyla karşı karşıya değil miyiz? Esasında insanın can emniyetine de dokundu bu. Yani sadece nesil emniyetiyle sınırlı kalmadı zina yasağı. Zina yasağının ihlali aynı zamanda can emniyetinin ihlaline geldi. Allah'a güveneceksin arkadaş. İman güven demektir. Allah'a güveneceksin. Allah'a güvenecek ve diyeceksin ki ya Rabbi, sen benim için bunu mu emrettin? Bunu da yasakladın mı? Başım, ruhum üstüne ya Rabbi. Bitti. Nokta. Ya Rabbi, sen beni benden iyi bilirsin. Çünkü beni sen yarattın.
Sen bana bir sınır koydunsa eğer, bu sınırı benim için koydun, senin için değil. Ben hep haddimi aşsam senin neyine tecavüz ederim ki ya Rabbi? Haşa. Ancak zararım kendime olur. Onun için ya Rabbi, ben teslim oldum. Senin koyduğun sınırlara teslim oldum. İslam oldum, Müslüman oldum. Yani ya Rabbi, ben sana güvendim. Senin koyduğun sınırlara güvendim. Senin benim için beğendiğini ben de kendim için seçtim, beğendim. Müslüman olmak bu demektir. Bunu diyebilmişse bir Müslüman, ondan sonra buna göre, bu ahde göre, bu söze göre yaşamak düşer. Bu söze göre yaşayanlara ne mutlu. Sözünden dönmeyenlere selam olsun. Ahdini yerine getirenlere selam olsun. Rabbim bize kendisine verdiği ahde riayet edenlerden kılsın. Dünya ve ahirette ahdini bozup da yüzü kara çıkanlardan etmesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kuri'el kur'anu festemi'u leh ve ensitu leallekum turhamun. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى De ki size bir tek öğüdüm var. Yalnız bir öğüt. İster başkalarıyla birlikte olun, ister tek başınıza olun. Sakın Allah'ın huzurunda bulunduğunuz hakikatini unutmayın. Sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu, klas duruşunuzu bozmayın. Sadakallahul azim. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat. Vel muslimine vel muslimat. El ahyai minhum vel emvat. İnneke semî'un garibun mucibu da'vat. Rabbena âtina fid dünya hasene. Ve fil âhireti hasene. وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر الدين وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِينَ اللهم انصر من نصر الدين وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِينَ وانصر اللهم جمعيتنا المؤمنين الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى المهاجرين والمقيمين والمجاهدين في أنحاء العالم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين عزيز kardeşlerim biraz önce çocukların anne karnında katledilmesi cinayeti olan kürtajdan bahsettik. Geçtiğimiz hafta Suriye'de anne karnında değil ama doğmuş, büyümüş yavrular katledildi Hula'da. Onlarca çocuk acımasızca öldürüldü. Bebek yüzlü katilin askerleri tarafından. İnsanoğlu ne garip. Fesübhanallah. Şöyle bakıyorum da. Yahu
Ölmeyecek misin sen? Baban öldü. Deden öldü. Onun babası öldü. Onun babası. Bu iktidar tutkusu, bu güç tutkusu nasıl bir şeydir Allah aşkına? İnsanı nasıl şeytanlaştırırmış bu güç tutkusu? Şimdi şöyle herhalde Esed de çocukken baksanız ne kadar cici bir çocuk diye severdiniz, öyledir de mutlaka. Öyle değil. Ama insanı nasıl da canavarlaştırıyor bu güç tutkusu? O zaman bizim sorunumuz şu isim, bu isim, şu devlet, bu devlet değil. Bizim sorunumuz insanı şeytanlaştıran bu durumlar. Anlatabiliyor muyum? Güç tutkusu insanı nasıl şeytanlaştırır? İnsanı kendi cinsi için nasıl canavarlaştırırmış? Ne olacak ya? Servetini yesen sülalen bitiremez. 7 sülalen bitiremez. Avrupa bankalarına, İsviçre'nin gizli hesaplarına sakladıkların çıktı ortaya. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İnsanoğlu gerçekten fesübhanallah diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Kelimelerim de bitiyor. Ben ki birileri tarafından kelime ustası sayılırım. Benim kelimelerim de bitiyor. Sözüm duruyor, nutkum duruyor. Artık konuşacak bir şey de bulamıyorum. Boğazım boğazıma bir yumruk gibi duruyor sözler. Ne denebilir ki? Ne denebilir ki? 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında çocukları acımasızca katlediyorsun. Ve bunlar senin üstelik hesapta vatandaşların. Sen bunları korumak için oradasın. Sözüm ona. Dostlar, 7 taş Esed şeytanına atacaksak, 70 taş da nefis şeytanına atmak lazım. Ki güç tutkusunun bir insanı nasıl insanlıktan çıkarıp, bir devleti nasıl devletlikten çıkarıp dev haline dönüştürdüğünü, insanı nasıl insanlıktan çıkarıp canavarlaştırdığının en tipi görmek. Esasında şunu söylemek lazım. İnsanlar içlerinde küçük bir canavar yumurtasını hep taşırlar. Tohumunu taşırlar. Ama o tohumu sularsan büyür. Ama işinizde bir de cennet tohumu var. Cennet tohumunu sulayınca cennet büyüyor. Cehennem ağacını sulayınca, zakkumu sulayınca cehennem büyüyor. Ve dünyayı cehenneme çevirenlere bir baksanız. Elhâkumut tekâthur. Hatta zurtumul makâbir. Ne yani? 4 gün daha iktidarda olmak öyle mi? Hepsi bu mu? Hepsi bu vallahi. 4 gün daha iktidarda. 4 gün, 40 gün, 4 ay, 4 yıl ne fark eder ki yani? Hepsi bu. 4 gün daha çoğaltmak iktidar. Elhâkumut tekâthur. Hatta zurtumul. Ölünceye, geberinceye kadar çoğaltma tutkusu sizi mahvetti. Kalla sevfe te'lemû. Yo! Günü gelince bileceksiniz. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Burada bilmediniz diyelim, burada bilmedinizse günü gelince ahirette bileceksiniz. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ Yo, yapmayın ne olur. Şimdi bilin, keşke şimdi bilseydiniz. اِلْمَ الْيَقِينَ Yakin bir bilgi ile şimdi bilseydiniz. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğinizi şimdi bilseydiniz. Görseydiniz tutuşturduğunuz ateşle yaktığınız cehenneminizi. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينِ Diyelim ki şimdi ilme yakin bilemediniz. Bir gün gelecek cehennemi tutuşturduğunuzu orada aynel yakin bileceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِينِ İşte o gün, o son gün, senden
Allah'ın sana verdiği tüm nimetlerin hesabı bir bir sorulacak. Allah sana devlet nimeti vermişti, sen bunu cinayet makinesine çevirdin. Allah sana iktidar nimeti vermişti, ölüm makinesine çevirdin. Allah sana servet nimeti vermişti, haram makinesine, soygun makinesine çevirdin. Allah sana akıl nimeti vermişti, şöyle yaptın. Sıhhat nimeti vermişti, böyle yaptın. Yaptın, yaptın, yaptın. Evet. Akıllı adam, ibret alan adamdır. İbret alalım, akıllı olduğumuz belli olsun. Rabbim bizi ibret alanlardan kılsın. Ama Suriye'deki mazlumları bu zalimlerden halas etsin. Çilelerini dolmuş etsin. Fakat biz biliyoruz ki Allah kanunlarıyla davranır. Allah'ın kanunları vardır. Ve bu kanunlar Suriye için de geçerlidir. Suriye halkı için de geçerlidir. Ve bedel ödenecektir. Bedel ödenecektir. Eğer onlar zalimlerinden istiğfarı, gerekli bedeli ödeyerek fiili istiğfar ederlerse ettikleri gün Allah onları necasetten taharet edecektir. Ben inanıyorum. Onun için Rabbim çilelerini kısaca dolmuş etsin diyorum. Rabbim kahrıyla değil lütfuyla terbiye etsin diyorum. Amin ya mu'in. Bir mesaj var. İbretlik bir mesaj. Hepimize. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hazreti Eyyub'un hastalığına yakalandım. Zifiri karanlıktan çıkamıyorum. Birçok şeyin farkındayım. Ama ayağımı yere vuramıyorum. Hani öyle buyurmuştu ya Hazreti Eyyub'a Rabbimiz. Depren biraz. Ayağını yere vur. Ürkut bir iclik. Ayağını yere vur. Aslında gayrete gel. Elinden geleni yap. Sen elinden geleni yaparsan Allah da sana yetişecektir. Sizden ve cemaatimizden dua talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kardeşimiz hastalığıyla bizi iyi ediyor. Allahu Ekber. Kardeşimiz şimdi tedavi görmüş. Ben buna hastalık mı derim? Allah'ın ayetleri nazil olmuş bu güzel kardeşimize. Bedeni acılar içinde kıvranırken ruhuna ilaç yağmış. Kadir geceleri olmuş geceler. Baksanıza. Saat suresi nazil olmuş. Rum suresi nazil olmuş. Tebrik ediyorum. Allah acılarını hafifletsin güzel kardeşim. Rabbim dert verip derman aratmasın. Verdiği dertlere derman nazil etsin. Ama eğer dileği buysa, eğer iradesi buysa kurban olduğum iradesi, bedenimizin hastalığını ruhumuza şifa kılsın inşallah. Amin. Ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. İbadallah, Allah'ın güzel kulları. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsan ve itâizil kurba. Allah sizlere adaleti emreder. İyiliği emreder ve yakınlarla paylaşmayı emreder. Ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel ba'i. Üç şey emrettiği gibi üç şeyden de nehyeder. Fahşayı nehyeder. Yani ahlaksızlığı, her türlü ahlaksızlığı. Vel münker, aklın kötü gördüğü, insanlığın ortak olarak kötü kabul ettiği her şeyden nehyeder. Ve taşkınlıktan nehyeder. Haddi aşmayı, bağı, haddi aşmayı, sınırı geçmeyi nehyeder. Ya'idukum leallekum tezekkerûn. Allah size böylece vaaz-ı nasihat eder ki, üzerinde düşünür, aklınızı kullanır, kafanızı kullanır,
yolu, doğruyu, hakikati bulursunuz diye. Öğüt alırsınız diye. Mevla bizi öğüt alanlardan kılsın. Gününüz mübarek olsun. Tekrar Recep'iniz mübarek olsun. Şaban'ınız Recep'inizden mübarek olsun. Ramazan'ınız Şaban'ınızdan mübarek olsun. Rabbim bizi Recep ve Şaban'a eriştirdiğin gibi Ramazan'a da kavuştur. Ekimissalâh.